İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamento Başkanı Leonardo Basmacan ile röportaj. Artsakh Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu. 400'den fazla Ermeni askerin cesedi farklı yerlerden çıkarıldı veya değiştirildi. Rus barış güçleri Dağlık Karabağ'da yaklaşık 3 kilometre karayolu ve 2 hektardan fazla alanı mayından temizledi. Ara Ayvazyan, Fransa Dışişleri Bakanı ile görüştü. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı, Mısır, Fransa ve Yunanistan ile Türk karşıtı bir cephe oluşturduk. Batı Ermenistan'ın Antık Karahan Tepe'de 250 T sütun keşfedildi. Batı Ermenistan televizyonunda Batı Ermenistan Ulusal Meclisi Başkanı Leonardo Basmacan, Ermenistan Cumhuriyeti'ni yaptığı ziyaretin amacı ve gelecek planlarını Fransızca konuşan izleyicisini Fransızca olarak sundu. Ermenistan Cumhuriyeti'ne gelmeden önce Sayın Basmacan, savaşın uzun süre devam edeceğini ve durumu yerinde inceledikten sonra Ermeni askerlerine gerekli eşya ve üniforma tedarikini başlayacağını düşünüyordu. Ancak durum nedeniyle bu sorunların çözümü için orduya para aktarılmasına karar verildi. Ardından Bay Basmacan, Artsakh'taki mevcut durumu, Artsakh Ermenilerinin sorunları hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için Artsakh'a gitmek istediğinden bahsetti. Röportajın Fransızca versiyonu web sitemizde ve YouTube kanalımızda mevcuttur. Artsakh Ombudsmanı Artak Beglaryan, tutsaklar ve kayıplarla ilgili durumu çevrim içi bir tartışma çerçevesinde sundu. Özellikle şöyle yazdı. Başta Savunma Bakanlığı Savaş Esirleri ve Kayıp Kişiler Komiteleri olmak üzere devlet yetkili organları, kayıpların kaderini ortaya çıkarmak, mağdurların cesetlerini iade etmek ve esirleri değiştirmek için ellerinden geleni yapmakla yükümlüdür. Azerbaycan tarafı süreci kasten ve bir suç olarak geciktirerek aynı zamanda sürekli Ermeni savaş esirlerine ve sivillere yapılan insanlık dışı muameleleri ispatlayan yeni videolar yayınlıyor. Şuşi, Martuni, Garmişuka, Madagis ve Hadrut'un Vank köyü dahil olmak üzere 400'den fazla Ermeni askerin cesedi çeşitli yerlerden çıkarıldı veya takas edildi. Devlet yetkili organları, esirlerin kayıpların ve tüm toplum ile yürütülen mevcut çalışmalar hakkında olabildiğince şeffaf iletişim kurmakla yükümlüdür. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'nın Dağlık Karabağ'daki insani mayın temizleme merkezi uzmanları, Stepanakert'in güney kesimindeki 1,5 kilometreden fazla yolu patlayıcı nesnelerden temizlediler. Armenpress'in aktardığına göre Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı bunu internet sitesinden bildirdi. Mesajda bir günde 87 patlayıcı cihaz bulundu ve özel bir alana götürülerek imha edildi. Dağlık Karabağ'daki barışı koruma görevi sırasında mühendislik birimleri 2 hektardan fazla araziyi, yaklaşık 3 kilometrelik yolu mayından temizledi, 144 patlayıcı cihazı buldu ve imha etti, deniyor. 27 Kasım'da Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan, Fransa'dan Artsakh'taki Ermenilere gönderilen insani yardım uçuşuna eşlik eden heyetin başkanı, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Baptiste Lemoine ile görüştü. Görüşmede Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ve Fransa Dışişleri Bakanı Artsakh'taki insani krizini, yerinden edilmiş Artsakh Ermenilerini vatanına geri göndermek için koşulların sağlanması ve onların haklarını korumak için adımlar atmanın önemini vurguladı. Bu bağlamda Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fransız hükümetine ve halka bu önemli anda Artsakh Ermenilerinin yanında oldukları için teşekkür etti. Bakan Ayvazyan, Türkiye'nin Güney Kafkasya'daki boyutsal özlemlerini bölgesel güvenlik ve istikrarı baltalayan önemli bir faktör olarak değerlendirerek işaret etti. Bu bağlamda her iki taraf da Türkiye tarafından bölgeye sevk edilen yabancı silahlı teröristlerin bölgeden uzaklaştırılmasının uluslararası ve bölgesel güvenlik açısından önemli olduğuna dikkat çekti. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Enver Gargash, Doğu Akdeniz'de Mısır, Fransa ve Yunanistan ile işbirliği içinde Türk karşıtı bir cephe oluşturulduğunu söyledi. Gargash bunu İtalyan Dışişleri Bakanlığı'nın düzenlediği 2020'nin Akdeniz Diyalogları Forumunda Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkiler hakkındaki soruya bir yanıt olarak verdi.
Böyle bir pozisyonu benimsemesinin nedeninin Türkiye'nin Arap dünyasının iç işlerine karışması olduğunu kaydetti. Batı Ermenistan'da Göbekli Tepe'ye yaklaşık 35 kilometre mesafede keşfedilen Karahan Tepe'de şimdiye kadar 250 tane T sütun keşfedildi. Kazı programı yoğun ve hızlı bir şekilde devam ediyor. Ermenice adı Portasar, Göbekli Tepe, 12 bin yıllık Karahan Tepe çok daha eski çıkacak. Kültür ve Turizm Bakanı, Karahan Tepe'nin muhtemelen Göbekli Tepe'den daha öncelikli bir yer haline geleceğini belirtti. Karahan Tepe ile Göbekli Tepe'nin farklılıklarından bahseden bakan, ikisinin uygulama senaryosu da farklı. Yani iki çift giriş çıkış kullanılmış. Bir yerden geliyor, bir yerden çıkılıyor. Demek ki büyük etkinliklerin yapıldığı bir merkez şeklinde ve 250 tane sütun keşfettik diye anlattı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Sasna Zırer topluluğu tarafından seslendirilen Arakel Mışek adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'ndan izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.